Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna söz talep eden Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Şahin. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyor. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Kanunu, Kültürel Miras Vakfı Kanunumuzun görüşmelerinin arkeoloji geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öncelikle bir teşekkürümü arz etmek isterim. Tüm partilerin grup başkan vekillerine arkeoloji vakfı kanunumuzun bugün gündeme alınması noktasında göstermiş oldukları teveccüh ve jest için Gaziantep'li her bir hemşerimiz adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca günün bu son saatlerine rağmen buradan ayrılmayıp Gaziantep için burada bekleyen tüm gruplardan tüm vekil arkadaşlarıma da selam, saygılarımı, hürmetlerimi yine Gaziantep'li hemşerilerimiz adına arz ediyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemiz doğu ile batı, kuzey ile güneyin kesiştiği, Asya, Avrupa ve Afrika'nın bir araya geldiği, birbirine kavuştuğu, semavi bütün dinlerin doğup bütün bir yeryüzüne dağıldığı, bütün kadim ve antik uygarlıkların doğduğu ve yeryüzünde uzun yıllar hüküm sürdüğü adeta bir medeniyetler vadisinin tam merkezinde yer alıyor. Bu medeniyetler vadisinin tam merkezinde dünyanın en zengin arkeolojik yatakları üzerinde ise bugün bizim yaşam sürdüğümüz Anadolu'muz mevcut. Anadolu milattan önce paleolitik çağ dediğimiz yontma taş çağından mezolitik çağ, neolitik çağ, kalkolitik çağdan tun çağına kadar, Asur, Hitit, İyon uygarlıklarından Roma ve Bizans'a, Roma ve Bizans'tan Osmanlı ve Selçuklu'ya, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin neşvi nema bulduğu yeryüzünün en zengin medeniyet coğrafyasının merkezinde yer almakta. Yeryüzünün en zengin arkeolojik yatak ve kaynaklarına sahip bir ülke olarak gelecek yüzyılımızı inşa ederken, gelecek yüzyıl rotalarımızı belirlerken yeryüzünün en zengin yataklarına sahip olduğumuz bu arkeolojik miraslarımızı açığa çıkararak, koruyarak ve yeryüzünün arkeoloji zenginliklerine sunarak devam etmek durumundayız. Diğer bir deyişle, atalarımız nasıl gelecek rotalarını, gelecek yönlerini gökyüzünün kadim yıldızlarına bakarak tayin ettilerse, biz de önümüzdeki yüzyıllarımızı topraklarımızın altındaki o zengin arkeolojik yataklarımıza, arkeolojik zenginliklerimize ve miraslarımıza bakarak yönlerimizi tayin etmek durumundayız. Diğer açıdan baktığımızda da bugün yer altındaki petrol gibi, doğal gaz gibi zenginlikler ne kadar bir ülkenin geleceği için değer ve önem arz ediyor ise, kültürel mirasımız, arkeolojik değerlerimiz de yine geleceğimiz için doğalgaz kadar, bir enerji yatakları kadar, petrol kadar önemli bir stratejik değer. Arkeolojik kurumsal kimliklerini tamamlamış, müktesebatlarını derinleştirmiş kimi ülkeler bu noktada çok mesafeler kat ettiler geçtiğimiz yüzyılda. Ama bu alanda arkeolojik kimliklerini, bütünlüklerini tamamlayamamış, bu konuda derinlik müktesebatlarını tamamlayamamış kimi ülkeler ise veya kimi bölgeler ise bu yönde mesafe kat etmiş ülkelerin maalesef ki istilasına ve istismarlarına maruz kaldılar. Coğrafyamızın bütün zenginliklerine baktığımızda maalesef ki işte birçoğumuzun Avrupa ziyaretlerinde, Louvre Müzesi ziyaretlerinde, British Museum veya Berlin Müzesi'ni ziyaret ettiğimizde sadece Anadolu'nun zenginliklerini değil, bütün bir coğrafyamızın zenginliklerinin kalıntılarına maalesef Avrupa'nın bu kadim müzelerinde rastlıyoruz. Batılılar arkeolojik müktesebat ve kimliklerine 1900'lü yıllarda büründüler. Sadece kendileri bürünmekle kalmayıp, o zenginliğe varmakla kalmayıp, bizim coğrafyamızda da arkeolojik enstitüler kurdular.
Bugün ülkemizde maalesef ki kendi Milli Arkeoloji Enstitümüzü kuramamış olmamıza rağmen İngiltere gibi, İtalya gibi, Avusturya gibi, Almanya gibi, Hollanda gibi ülkelerin tam 8 tane ülkemizde arkeoloji enstitüleri var. Aslına bakarsanız geçmişimize baktığımızda 1869'lu yıllarda başlayan bir süreç var tarihimizde. Nedir o? Asari Atika Nizamnamesi ile birlikte Osmanlı döneminde kendi coğrafyamızdaki o zenginlikleri açığa çıkarmak adına bir teşebbüs olmuş. Ama zayıflayan Osmanlı hegemonyasının üzerinden Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte 1930'lu yıllara baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Etnografya Müzesi kurulmuş. Etnografya Müzesi ile birlikte Ahlatlıbel kazısı ilk kez Atatürk'ün emriyle, talimatlarıyla ilk başlatılan kazı süreci olmuş. Remzi Arık başkanlığında. Yine Mustafa Kemal Atatürk arkeoloji konusunu derinleştirmek ve kurumsallaştırmak adına üniversitelerde arkeoloji bölümünün kurulması yönünde çalışmalar ve talimatlar vermiş. Üniversitede akademisyenleri Avrupa'ya göndererek bu noktadaki müktesebatın daha da derinleşmesi noktasında bir takım çabaları Cumhuriyet tarihimizde, dönemimizde görüyoruz. Ancak içinde geçtiğimiz süreçler, coğrafyamızdaki kırılmalar, coğrafyamızda varoluş reflekslerimizin öncelenmesi ve coğrafyamızdaki istikrarsızlıklar bu yönde derinleşmemizin önünde engel teşkil etmiş maalesef. 1910'lu yıllara baktığımızda işte Lawrence gibi bir takım farklı niyetlerle bu coğrafyada var olmuş kişilerin arkeoloji adı altında coğrafyamızın zenginliklerini nasıl Avrupa'nın kadim şehirlerine taşıdıklarına şahitlik ediyoruz. Lawrence'ın mektuplarını okuduğumuzda işte Gaziantep'in Karkamış kentindeki o antik kentteki çalışmaları, orada bulunan kimi zenginlikleri nasıl Avrupa'ya taşıdıklarını, Orta Doğu'daki kimi zenginlikleri nasıl Avrupa'nın müzelerine taşıdıklarını Lawrence'ın o hatıra mektuplarından okuyoruz maalesef ki. Bu arkeoloji enstitümüz bugün değil de belki bundan 100 yıl önce veya daha önce kurulmuş olsaydı bugün Avrupa'nın British Museum gibi, Berlin Müzesi gibi veya Louvre Müzesi gibi o müzelerini süsleyen Anadolu'nun ve coğrafyamızın zenginlikleri bugün kendi müzelerimizi ve coğrafyamızı süslüyor olacaktı. Arkeoloji sadece bir kültürel miras olarak devrimizde, dönemimizde kullanılmıyor. Birçok ülke arkeoloji konusunu aynı zamanda bir soft power, yani yumuşak bir güç alanı olarak da kullanıyor. Özellikle Japonya, Avusturya gibi, İngiltere gibi ülkeler birçok ülkelerde arkeoloji alanını bir soft power, yumuşak güç veya işte bir takım kültür sanat faaliyetleri şeklinde yürüterek farklı ülkelerde sempatiler, farklı coğrafyalarda sempatiler elde edilebiliyorlar. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitümüze doğru ilk milli enstitümüz olacak bu. Buna doğru ilk adımı aslında 2014 yılında Gaziantep'te düzenlenen 36. Kazılar Sempozyumunda atmış olduk. Gaziantep'te düzenlenen o sempozyum esnasında birçok arkeolog arkadaşımız böyle bir milli enstitünün kurulması noktasında görüş beyan ettiler. Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye'miz 2014 yılında Kültür Bakanlığımıza bu yönde bir enstitü kurulması adına bir çağrıda bulundu. Bakanlığımız Avrupa Birliği hibe programlarına, Türkiye Avrupa Birliği katılım öncesi mali işbirliği çerçevesi, İPA 2 çerçevesi içerisinde kültür ve sivil toplum diyaloğu başlığı altında açılmış o hibe programına başvuru gerçekleştirerek Avrupa Birliği'nin sağlamış olduğu hibe programlarıyla bu süreç başlatılmış oldu. O sırada ben Avrupa Birliği Bakan Yardımcısıydım ve ülkemize böyle bir projeyi kazandırmak, ülkemizin ilk milli arkeoloji enstitüsünü kurmak adına o hibe programlarını takip ettik. 2018 yılında sözleşme imzalandı ve 2022'nin ortalarına geldiğimizde arkeoloji enstitümüzü Gaziantep'te kurmuş olduk. Kısaca kurulmuş olan enstitümüz hakkında da size bilgi vermek isterim.
Sayın Başkanım, sürem sona erecek ama çok fazla uzatmayacağım. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün fiziki tüm aşamaları tamamlanmış ve kuruluş projenin öngördüğü çerçevede tamamlanmış durumda ve toplam maliyeti 7,5 milyon euro şeklinde tezahür etmiştir. Projenin hayata geçmesiyle yerli ve yabancı toplam 430 bilim adamı rol almıştır. Proje kapsamında mülkiyeti hazineye ait olup Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Kendirli Kültür Merkezi restore edilmiş, arkeoloji laboratuvarı, bir arkeoloji ve kültürel miras kütüphanesi yapıları oluşturulmuştur. Gerekli cihaz, kitap ve dokümantasyon, mobilya, mefruşat temin edilerek faaliyete hazır hale getirilmiştir. 27 uluslararası yayın yapılmış, 1 milyonu aşkın belge taranarak Türkiye'nin ilk dijital arkeoloji arşivi oluşturulmuştur. Yine dijitalleştirilme çalışmaları çerçevesinde Türk arkeoloji tarihinde bir ilk gerçekleştirilerek korumak, araştırmacılara ve topluma nitelikli bir veri tabanı sunmak amacıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arşivlerinden tam 1 milyon 400 bin belge taranmış, 1 milyon adet belge arşivlenmiştir. Devlet ve Osmanlı arşivlerinden 50 bin belge, 2100 fotoğraf derlenmiş. Türk Tarih Kurumu, Dışişleri Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi arşivleri tarama çalışmaları tamamlanmıştır. Türk arkeolojisinin tüm dönemlerini kapsayan ilk yayın serisi başlatılmış. Bu kapsamda 12 çeviri, 15 yeni baskı olacak şekilde 27 kitap basımı tamamlanmıştır. Bu kitapları bugün de hem muhalefet hem de iktidar kulisimizde sizlere sunmuş olduk. Yayın kurulu tarafından belirlenen çeviri kitaplar Türk ve İslam arkeolojisi için oldukça önemli ve daha önce Türkçe'ye çevirisi yapılmamış kitaplardan oluşmaktadır. Yine enstitü tarafından ilk Milli Arkeoloji Şurası gerçekleştirilmiştir. Arkeolojinin bilim, meslek, eğitim gibi konularda teori ve uygulama alanlarında geldiği düzeyi tanımlamak, ideal gelecek için yol haritası çizmek ve devlet, yerel yönetimler, STK'lar gibi paydaşları bir araya getirerek 1. Milli Arkeoloji Şurası tamamlandı. 15-17 Haziran 2022'de gerçekleştirilen şurada bilim ve araştırma, arkeometri, eğitim, sanat, turizm gibi konularda tam 11 adet komisyon kuruldu. Enstitü için gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan biri İhtisas Kütüphanesi ve Türkoloji Kütüphanesi oldu. Türkoloji Kütüphanesi için 50 binin üzerinde dijital kaynak derlendi. İhtisas Kütüphanesi için ise işbirlikleri ve kaynak tarama çalışmaları devam etmektedir. Kısaca uzun yıllar hayalini kurduğumuz, Mustafa Kemal'in bu uğurda çok çaba gösterdiği, bölgemizin zenginliklerini korumak adına, arkeolojik zenginliklerini korumak adına, bu kadar zengin varlıklarımızı arkeoloji dünyasının öngörülerine sunmak adına, bunu bir soft power olarak ülkemizin, ülke diplomasimizin yararına sunmak adına Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü kurulmuştur ve bugün de sizlerin teveccühüyle vakfının kurulma aşamasına geçmiş oluyoruz. Ben burada bu hem enstitünün hem de vakfın kurulması çalışmasında emeği geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye'mize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'ye, Kültür Bakanlığımıza, yine kanun çalışmalarını yürüten Gaziantep milletvekillerimize, komisyon çalışmalarını yürüten Milli Eğitim Komisyonu ve saygıdeğer üyelerine, yine kanunumuzu bugün bu saatlere kadar taşıyan bir kez daha grup başkan vekillerimize ve siz saygıdeğer milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyor. Kanunumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bravo.